Ezin Ovası'nda otlamaya çıkan koyun sürüleri her gün ahıra eksik dönüyor. Koyunlarını aramaya çıkan üreticiler ovaya saçılmış leşlerle karşılaşıyor. Hastalığın diyor, çözülmesi söz konusu bile değil midir, nedir bu lafları bize kimseler, bu da çözülür, bunun da derdi şudur, iğnesi budur diyen yok. Koca karı ilaçları yapıyoruz, aldığımız ilaçları kendi kendimize vuruyoruz. Şu hayvana bak abi, bir kere gözden gör abi ya. Bulama gibi bir şişekti, bakın o koyun olmaktan çıktı, şu haline bak, yola zor gidiyor arkasından. İğne, 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 iğne bitirdik. Bunun her tarafı koyun olsa ne olur artık, buyur. Bu hayvan düzelmesi söz konusu değil, bak sürünün arkasından gidemiyor işte. O da bir ölüm bekliyor. Ne burada, 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 tarlada kalıyor, ölüsü kalıyor. Bitti. Bunu götür kasabaya, 50 lira para vermez bize. Peki bu kasap alıyor mu bu şeyleri? Abi almıyor zaten. Benim gibi bütün memleketin malı olduğundan kasapları da şişirdiler. Hastalanan malı götürüyor adam kasaba. 50 liraya en 30 kilo eti olana 100 liraya alıyor adam. Onu da almıyor. Tıkandı adam zaten, almıyor. Düzelir mi acaba umuduyla bekletiyoruz. İğne, iğne, iğne ölüyor. Koyunların sebebi ve niteliği belirlenemeyen bir hastalığın vurduğunu söyleyen üreticiler, şikayetlerine ise karşılık alamadıklarını iddia ettiler. Ya inanın, bugün bir tanesi daha rahatsızlansın, kalbim acıyor. Kalp krizi geçireceğim diye korkuyorum. Benim 45 yıllık hayatımda biriktirmiş olduğum birikimim, hayvanlarım, onlarla hayat idamemi devam ettireceğim yerde, vallahi kriz geçireceğim, korkuyorum. Bu yüzden millet malı var, mülkü var ama borcu derdi de var. Devlete olan borcu var, kooperatife olan borcu var, yemciye olan borcu var. Ya bu insanlar ne yapar? Bu hayvanlar yavru, yavru dahi atar yani, bu koyunlardan hayır getiremiyoruz. Zaten iğne yapıldığı zaman yavru atıyormuş. Zaten denildiği zaman gebe hayvanlara iğnenin zararlı olduğunu, gebe hayvana yapılamaz yazıyormuş aşının üstünde. Bu hayvanlar Nisan ayında kuzuladığından sonra yapılması gerekiyormuştu. Maalesef bu dairedeki arkadaşlar bu hastalığın dışarıdan geldiğini bildiği halde bile bile bizlerin hiçbir tane kişiyi de uyarmadılar. Hayvanlarımıza şu anda yapılacak hiçbir şey de yok. Ölen ölür, kalan kalır diyorlar. Başka da bir söz söyledikleri yok. Yani Nisan ayından beri hiçbir uyarı gelmedi mi hiçbir size? Hiçbir uyarı gelmedi. Bu daha önce Trakya'da görülen bir hastalık. Görülen bir hastalıkmıştı ama bizlere uyarı gelmedi. Resmiyetle bir aşı yapılmadı hayvanlarımıza. Ve gebelik esnasında aşı da yapamıyorlar. Hastalık bulduktan sonra yapılırsa hayvanlara daha çok ateş yapar, hepsi ölür diyorlar. Şimdi hiçbir şey yapılamıyor. Ölen ölür, kış ayları gelecek, dongırağı görecek, hastalık ölecek, siz rahat edeceksiniz diyorlar. Hani çiftçinin yağmur hayırına çıktığı gibi şu anda dongırağı ayına çıkacağız herhalde çiftçi olarak, çobanlar olarak da. Peki sürünün hepsi giderse ne yapacaklar o zaman? Sürünün hepsi giderse ezine peynirciliğini de bitirirler. Hayvancılık, çünkü küçük baş hayvan üzerinde hayvancılığın bir şey kaldığını zannetmiyorum. Hayvanlar boynu hasta, bu sene bu hayvanlar ne yavru yapar ne süt verir abiciğim. Halimiz perişan. Hemen hemen her sürüde görülen hastalık nedeniyle defalarca Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduğunu söyleyen sürü sahiplerinden Ahmet Uysal, sorunla kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Tabii bu hayvanlar tedavi görsen de yavruları doğurma imkanı yok zaten. Tedavi yapıyoruz yapıyoruz diye yetinden fazla iğne ilaç harcıyoruz. Aynı zamanda koyunu kasaba ver 100 lira bile yapmıyor. O değerde. Kuzular zaten aldığı virüsü hayvan da aldığı zaman da, kuzu sütten de aldığı zaman da, o hayvan da belirli bir zaman sonra o da başlıyor ölüyor. Peki yetkililer kan tahlili yapmak için kan falan almadılar mı hiç o hayvanlarla? Hiç kimse hayvanların ölümünde telefon açıyoruz yetkili merceklere, veteriner arkadaşlara. Hiç kimseye, ben bazılarına diyorum ya bu hastalık şapa benziyor. Bilmem neye benziyor. Bunun aslı astarı var mı? Kan örneği alıp da bir tahlil ettirdiniz mi laboratuvarlığa diyorum. O zaman resmiyete girer, ortalığı karantinaya alırız diyorlar. Resmiyete girmiyor, bizim hayvanların hepsi kırılma yüz tuttu. Ben yetkililerden bir yardım bekliyorum. Neyse bu hayvanların katledilmesine dur desinler abi. Peki birçok sürüde var değil mi bunlar? Mahallemizde mevcut bütün arkadaşlarım da var. Benden daha fazla ızdırabı olan arkadaşlarım var. Maalesef bir kişi de gelip de bize ne yapıyorsunuz, nedir bu netice, bir tahlil edelim, bir şey yapalım, bunlara şu aşıyı yapalım diyen yok. Buyurun işte söküp atıyoruz, kulaklarını kesip küpelerini oralara koyuyorum. Bazılarının ölülerini bile bulamıyorum. Hayvan bayıra çıkıyor, arkasından gelmiyor, ateş yapıp orada ölüyor. Hayvanları kargala, martıla, şunla bunla talan ediyor, etlerini iyi veriyorlar, tamam. Ezin Ovası'nda ölüp kalan koyunlar yırtıcı hayvanlara yem olurken ortalığı saran leş kokusu ise çevre halkını rahatsız ediyor. Ölü koyunun yavruları bunlar. Hayvanların doğurmasından da korkuyorum.
Doğururlarsa da bir sürü yavruyu böyle bana bırakıp ölecekler diye de korkuyorum. Boyuna ölüyor hayvanlarımız. Bu şekilde bakarak hayata bağlamaya çalışıyoruz. Maalesef nereye kadar kaç tanesine bakabileceğiz? Yaptığımız kendi amaçlarımızla yapmış olduğumuz tedaviler de ne cevap veriyor yaptığımız işe? O veterinere gidiyorum şunları kullan. Bu veterinere gidiyorum bunları kullan. Öteki diyor ki daha etkili bunlar. Ne aldığımızda şaşırdık. Gel adam sen. Aç koyayım size. Hadi adam sen. Oho, kuzularım. Görüyorsun değil mi abi halimizi? Bu iki tane yetim kaldı. Evde bakıyorsunuz. Evde bakıyorum. Ne yapayım abi? Nerede bırakayım? Çok küçük hayvan bunlar. Üretici Ahmet Uysal, köpekler artık koyun ölüsü yemekten doydular. Bunları saklayacak yer kalmadı. Benimle birlikte bütün üreticilerin hali aynı dedim. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bizim ezineliler olarak hayvanlarımıza yapılması gereken neyse bu yetkililer bir çözüm aramalarını istiyorum. Yoksa halimiz hüsran böyle beklemekteyiz.